Hepinize merhaba arkadaşlar. 21 Kasım 2021 Pazar. Her pazar yaptığımız detaylı analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kusura bakmayın, son 10 gündür çok fazla video paylaşamadım. Biraz seyrek oldu bu video yayınlarım. Şehir dışındaydım ve bugün itibariyle o şehir dışında çıkma sürecim bitti. Bundan sonra inşallah önümüzdeki hafta, yani yarından itibaren daha sık video atmaya çalışacağım sizlere. Geçen hafta çok hareketli bir haftaydı. Merkez Bankası'nın piyasa beklentisi olan 100 baz puanlık indirimi yapmasıyla birlikte dolar TL'de, gram altında, gram gümüşte, yani dolar TL bazlı olarak onlarda da sert yukarı ataklar gördük. Peki bu yukarı ataklar devam edecek mi? Geri çekilmelerde nerelerden alım yapılır? Bunlarla ilgili hem teknik hem de temel olarak birkaç cümle edeceğim sizlere. Videoyu mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışacağım. O yüzden hemen başlayalım dolar endeksiyle. Şimdi dolar endeksi 96.02 ile haftayı kapattı. Zaten dolar endeksindeki tahminlerimiz hani %100 gerçekleşti diyebiliriz. 89'lardayken bunu, yani şurada ikili tepe yaptığını, şuradaki 93.50 direncinin yukarı kırılmasıyla birlikte 97-98 bandına doğru bir hareket gerçekleştireceğini zaten sizlere aylardır söylüyorduk. Ve bu yolun üzerindeyiz şu anda. Tabii bu dolar endeksi bizi niye ilgilendiriyor? Bakın, bu dolar endeksi 97-98 bandına doğru bir yolculuğa başlamışken ve bizim kendi ligimizdeki Brezilya'dır, Meksika'dır, işte Çekya'dır, Macaristan'dır, bunlar önlem olarak faiz artırırken bizim Merkez Bankamız ise bir faiz indirim sürecine girdi. Yani kendi ligimizdekiler bu dolar endeksine karşı önlem almak için faiz artırırken biz tam tersine faiz indirimlerine başladık. İşte %19'lardan %15'lere kadar düşürdük ve bu devam edecek. Yani Merkez Bankası Aralık ayında da faiz indirecek. Belki Ocak, Şubat bu şekilde de, yani %11, %12'lere kadar düşürülmesini bekliyorum ben. Tabii burada Merkez Bankası artık fiyat istikrarını koruma görevini tamamen bırakmış durumda. Zaten son videolarımda da diyordum, hani Merkez Bankası artık kura da bakmayacak. Niye diyorduk bunu? Çünkü yani dolar TL rekorlar kırarken, özellikle Ekim ayında, hani ben pas geçecek, geçmesi gerekir diyordum Ekim ayında. Orada bile hani piyasa beklentisinin bile 100 baz puan üzerinde indirim yapınca biz dedik hani tamam, artık Merkez Bankası fiyat istikrarını tamamen bir köşeye bırakmış durumda. Kendini cari açığı kapatmaya adamış durumda dedik. Ve bu şekilde de devam ediyor ve bu süreç devam edecek. Ne zaman ki Merkez Bankası'nda veya ekonomi yönetiminde bir görüş değişikliği meydana gelmedikçe bu yükselişler devam edecek. Tabii teknik de bir satış gelecek arkadaşlar. Özellikle gram altında, dolar TL'de teknik olarak bir satış gelecek. Tabii bu satışlar artık bu saatten sonra alım fırsatı olarak karşımıza çıkacak. Bu yüzden videoyu sardırmadan dikkatli bir şekilde izlerseniz çok iyi olur, çok sağlıklı olur. Özellikle 4 saatlik grafiklerde, geri çekilmelerde alım fırsatının hangi rakamlar olduğunu sizlerle paylaşacağım. Dolar endeksi ile ilgili konuşacaklarım bunlar. Fed üyelerinden birkaçı Aralık ayında tahvil alım azaltımı programının tekrar görüşülmesi ve bu tahvil azaltımının, alımı azaltımının biraz daha arttırılması gerektiğini düşünenler var. Clarida mesela özellikle. Bu da dolar endeksini, yani önümüzdeki günlerde 97-98 bandına doğru yolculuğunu izliyor olacağız arkadaşlar. Şimdi hemen ons altında başlayalım. Ons altında son videomda şu 1858'in altında en az 4 saat, pardon 8 saatlik, yani 2 tane 4 saatlik kapanış gelirse 1822-1823 bandına, yani bu desteğine kadar geri çekilme beklerim demiştim. Haftayı 1844 ile kapattı. Yani bizim o destek dediğimiz o 1858'den bir 12 dolar, 14 dolar civarı altında kapatmış gibi görünüyor. Bu geri çekilmenin ben önümüzdeki hafta, yani özellikle pazartesi ve salıda devam etmesini bekliyorum. Tabi gram altıncılar için çok fazla etkili değil artık ons altın. Çünkü öyle bir sıçrama yaşadık ki bu tamamen dolar TL bazlı olarak yaşanan bir sıçramaydı. Ve dolar TL'de de bir geri çekilme olacak aslında. Bu yüzden hani hem ons altın tarafındaki geri çekilme hem de dolar TL tarafındaki bir kar satışı hani gram altıncıları da belki birazcık aşağıya çekebilir.
Bu yüzden ons altını özellikle pazartesi günü dikkatli takip etmek gerekiyor. Şu anda 1822'lere kadar, 1823'lere kadar bir geri çekilme olacağı yönünde. Yardımcı araçlarımızdan RSI ve MACD'ye baktığımda da hani kısa vadeli bir satış olduğunu düşünebiliyoruz. Zaten ben orta vadede hani şimdi dolar endeks yükselirken ons altın baktı ilk etapta çok fazla düşmedi. Hatta tam tersine dolar endeks yükselirken ons altın da yukarıya gitti. Fakat artık bu durumun yavaş yavaş sonlandığını düşünüyorum ben. Orta ve uzun vadede 1680'lerin de altına bir sarkma geleceğini düşünüyorum. İlk etapta şu anda 1823 güzel bir destek seviyesidir. Eğer bu destekte tutunursa tekrardan 1850-1860 bandına doğru bir yukarı hareket gelebilir. Ama dediğim gibi orta ve uzun vadede ben ons altında 1850 ile 1915 arasındaki şu bölgeyi satış fırsatı olarak veya dolar tarafına geçiş için bir fırsat olarak düşünüyorum. Geliyoruz gram altına. Gram altında şöyle geçen hafta çarşamba günüydü yanılmıyorsam. Geçen hafta son videomda şöyle bir Fibonacci çalışması yapmıştık. 620 TL dirençtir. Bu direnç kırılırsa sert bir şekilde şuradaki 676'ya gidebilir diye bir cümle sarf etmiştik. Ve bu 3 gün sürdü arkadaşlar. Normalde yani 620 direncinden 676'ya gidebilmesi bazen aylar bulabiliyor. Ama bu 3 günde gerçekleşti. Şimdi RSI göstergeme bakıyorum 94. MACD'ye bakıyoruz. O da çok sert bir şekilde tepe değer. Yani hani nasıl diyeyim, tarih boyunca yani gram altın tarihi boyunca hani ne RSI ne de MACD bu şekilde sert bir yükseliş yaşamamıştır. Bu yüzden buralar birazcık tehlikeli olabilir. Ki şurada Fibonacci dediğimiz bu dirence de değmiş 676'ya. Hatta buradan geri çekilmesi de bir işaret olabilir. Tekrardan 620 bandına doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Hem ons altındaki hem de dolar TL'deki düzeltmelerle. Bakın özellikle dolar TL'de öyle çok bir geri çekilme beklemiyorum. Ama mutlaka bir kar satışı gelecektir. Çünkü hani bu sürdürülebilir bir teknik boyutu geçti artık bu. Yani bu RSI dediğimiz zaten bunun sınırı 100'dür arkadaşlar. Şu anda gram altında 94'lere gelmiş durumdayız. Yukarıda da biz 676 ile Fibo direncine değmişiz. Hani buralarda birazcık temkinli olmakta fayda var. Şuradan 4 saatlik grafiği açtığımızda özellikle 646 TL seviyesi önemli bir destek seviyesidir. Eğer bu destek seviyesinin altında en az 2 tane 4 saatlik kapanış yani 8 saatlik bir kapanış gelirse biz 620 TL'ye kadar geri çekilme hatta 617 TL'ye kadar geri çekilme ihtimalimiz var. Fakat özellikle dolar TL nedeniyle artık bundan sonra gram altındaki geri çekilmeler de alım fırsatıdır. Yani elinde gram altın olanlar 645 TL'ye ilk süren stop koymalı. Ve tekrardan 617'ye eğer burada stop olurlarsa yani kar satışı yaparlarsa tekrar 617'ye alım yönlü emirler girilebilir. Bu yukarıda satılmış olan miktar kadar bu 617'de alım yönlü emirler girilebilir. Ki 4 saatlik grafikte de baktığımızda şurada MACD'de bir sat sinyali oluşmak üzere. Yani buradan hani kesin düşecek demiyoruz ama yani çok aşırı şişmiş bir fiyat var. Hani bu ne olursa olsun hani ülke batıyormuş ediyormuş hani ne kadar olumsuzluk olursa olsun mutlaka teknik çalışır ve oralarda bir yerlerde yani şu dirençlerde bir kar satışı gelebilir. Tabi gelmezse ne olur? Eğer alamayan varsa ve burada bir kar satışı gelmiyorsa o zaman bir üstteki direncimiz 711'i zorlayacaktır. Bu 676 direnci yukarı yönlü kırılırsa eğer buradan da alıp tekrar 711'de tekrar bir satış yapılabilir. Yani sonuçta burada bir 30 liralık bir kar marjı var. Bu da güzel değerlendirilebilir. Ama buralardan ben şahsi olarak bir soğuma, bir düzeltme, bir geri çekilme beklerim. Tabii bu geri çekilme artık kalıcı değil. Bakın dolar TL nedeniyle konuşuyorum bunu. Yani ons altın tarafında ben zaten negatifim. Yani orta ve uzun vadede 1680'lerin altını göreceğimizi hala düşünüyorum. Ama dolar TL'de de
hani 12'li rakamları konuşacağız. Hani birkaç ay içinde ve hatta belki de oralar artık taban olacak. Hani bu yüzden gram TL'de de artık dolar TL nedeniyle geri çekilmeler alım fırsatıdır arkadaşlar. Az önce dediğim gibi 645 ve 617 rakamlarına dikkat etmenizi öneririm. Evet, geldik gümüş TL'ye. Gümüş TL'de de 8.95, burası bizim direncimizdi, Fibo direncimizdi. Buraya da aslında böyle hani paldır küldür gelmesini beklemiyorduk ama bu gümüş onstaki yükselişten değil, yine tamamen dolar TL'deki yükseliş nedeniyle biliyorsunuz hem gram altını hem de gümüş gram ithal olarak yurt dışından geldiği için dolar TL'ye endeksidir. Yani dolar TL yükseldikçe bunlar da yükselir ki bunu %90'ınız biliyorsunuz ama bazen bilmeyen arkadaşlarımız da oluyor. İşte bana soruyorlar. Mesela hocam dolar TL ile ne alakası var bu gümüşün, işte altının gibi. Hani onlara da bir açıklama yapayım dedim. Burada da bir Fibo direncine değdik. RSI göstergemize baktığımızda ise 87'lerde, buralarda tehlikelidir. Yani buralardan alım birazcık riskli olabilir. Ha tabii bu 8.95'in üzerine de çıkarsa gümüş TL'de 10.70'lere kadar bir yolculuk başlayabilir. Ama dediğim gibi yani bu çok sert ve dik bir yükseliş açısı. Göstergeler özellikle günlük grafikte çok şişmiş durumda. Yani 90 gram altında 94'e gelmişti. Gümüş TL'de şu an 87'lerde. Yani ben yıllardır şunu biliyorum. Teknik çalışma yaparken hani her ne kadar olumsuzluklar olsa da yani temel analiz kısmında bu yükselişi destekleyecek ne kadar materyal varsa bile bu teknik mutlaka bir satış yer. Yani bir düzeltme, bir soğuma yaşanır. Nasıl ki bir otomobil böyle yüksek bir rampaya çıktığında ve düşük viteste devamlı saatlerce yolculuk yaptığında o motor suyu kaynıyorsa, 90 dereceleri çıkıyorsa, işte bu RSI dediğimiz şey de motor suyunun sıcaklığını gösteriyor. Yani 90'ın üzerine çıktığında artık hani böyle yavaş yavaş o motor suyu kaynamaya ve hararet yapmaya başlıyor. Ne olur? Motor birazcık dinlenir, soğur, suyu soğur. Ondan sonra yolculuğuna devam eder. Yani burada bunu anlatmaya çalışıyoruz. Burada da gümüşte de 4 saatlik grafikte şöyle 8.66'nın ilk destek noktası olduğunu görüyoruz. Asıl destek noktası ise 55 EMA dediğimiz 4 saatlikte güzel çalışan bir destektir burası. Burası ise 8.28. İz süren stop, yani elinde gümüş TL olanlar 8.65'e iz süren stop koyabilir. Almak isteyenler ise 8.28 veya 8.30 bandına alım emri girebilir. Tabii ki de bu seviyeler yüksek seviyeler olduğu için mutlaka parçalı ve kademeli şekilde alım emirleri girilmeli. Evet, geliyoruz dolar TL'ye. Dolar TL'de şöyle bir Fibonacci çalışmamız var arkadaşlar. Yani şu 8.60 tepesi, bu 2020'nin Kasım ayındaki, yani geçen yıl bir yıl önceki o zirvede 8.62 tepesi ile o 6.90'daki dibi birleştirdiğimizde, yani şu şekilde, hatta ben size bunu sıfırdan yapayım, şu şekilde bir Fibonacci çalışmasıdır bu. Evet, bu geçen seneki tepeden yine geçen seneki en dip olan 6.90'ı çektiğimizde burada bizim 11.32, yani kabaca 11.30 dediğimiz sağlam bir direncimiz var ve bu dirençten, yani geçen hafta bu direnci test ederek bir haftalık kapanış yaptık. Tabii buradan illaki geri dönecek demiyoruz. Fakat şimdi burada da dolar TL'ye baktığımızda RSI dediğimiz, o motor suyu dediğimiz, ki gümüş videosunda bahsetmiştik. Motor suyu dediğimiz, hararet suyu dediğimiz bu 94'lere gelmiş durumda. Bakın bu 94'lere tarih boyunca çok fazla çıkmamıştır. O Rahip Brunson krizinde bile çıkmamıştır. Bu çok sert bir yükseliş. Mutlaka bunun bir kar satışı olacaktır. Tabii sizler de buradan kar satışı yapın demiyorum ama mutlaka birkaç parça burada kar amaçlı değerlendirilebilir. Ama şunu da söyleyeyim, yani orta ve uzun vadede yön pozitif arkadaşlar ve şurada da Fibonacci çalışmamıza göre 13 TL gibi bir fiyat var. Yani kısa ve orta vadede gelebilecek bir fiyattır bu. Eğer Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi fiyat istikrarını bir kenara bırakıp cari açıyı kapatmayla bu şekilde uğraşmaya devam ederlerse bu 13 TL'de
kısa ve orta vadede gelir. Onu söyleyeyim. Tabii kesinlikle bu bir düzeltme de yapacak. Bu düzeltme bir geri çekilme, yani kalıcı bir geri çekilme değil, bir alım fırsatı olacak. Onu da birazdan 4 saatlik grafiği açarak ilk alım seviyelerini yukarıda satanlar için veya elinde hiç olmayanlar için veya elinde TL olup da değerlendirmek için isteyenler için bu rakamları zaten birazdan paylaşacağım. Ama temel analiz kısmına baktığımızda az önce videonun başında size gösterdiğim o dolar endeksi coşarken 97-98'lere giderken Meksika, Arjantin, işte Brezilya, Macaristan, Çekya gibi bizim ligimizdeki ülkelerin merkez bankaları faiz artırırken FED'e önlem olarak biz tam tersine faiz indirirsek bu yükselişler devam edecek. Hani 13 de göreceğiz biz kısa ve orta vadede. Ne zaman ki Merkez Bankası çıkıp veya Merkez Bankası'nın başındaki kişi görevden alınır, başka biri gelir, tekrardan sıkı duruş başlar. İşte tekrardan işte Merkez Bankası'nın en önemli görevinin fiyat istikrarı olduğu tescillenir, basına söylenir, işte ikna, yabancı ikna edilir ve yabancı dolar bozmaya başlar, işte yerli dolar bozmaya başlar. İşte o zaman biz deriz ki evet, dolar TL tekrardan 9'lu 8'li rakamlara doğru geliyor. Gelecek deriz ama böyle bir şey şu anda yok. Mesela en son yine bir AK Parti'den bir görevli diyeyim, yönetici Japon yeni ile kıyasladı. İşte dedi ki Japonlar dedi 1 doların işte 114 yen olduğuna bakmıyorlar mı ki falan dedi. Çok talihsiz bir açıklama bence bu. Yani Japonya'da yani yıllardır faiz eksi de ve Japon ekonomisiyle Türk ekonomisini böyle birbirine kıyaslamak biraz anlamsız geldi bana. Veya oradaki işte Japon yeninin yani 1 doların 114 Japon yeni ettiğinin de bir matematiksel bir şey yok aslında, hani böyle nasıl diyeyim? Yani böyle çok fazla ekonomik bir gerçekçiliği yoktu anlatmaya çalıştığı olayın. Şimdi ben bunları duyup bunları dinlediğim zaman kesinlikle endişeleniyorum ve bu görüş devam ederse eğer biz 13'leri falan da çok rahat görürüz. Yani bu enflasyon ortamına da kendinizi bir şekilde alıştırmanız ve kendinizi korumanız lazım. Bu yüzden de dolar TL'de bu her geri çekilme alım fırsatı olmaya devam edecek. Eğer hala almadıysanız, ki hani biz birçok videomuzda dedik hani bu ta 8.30'lardan beri, hatta geçen sene başladık biz YouTube'a, 6.90'lardaki o keskin dönüşü bile nokta atışı tespit etmiştik. Ve şimdi de bu 11.30'lardan bir geri çekilme olabilir arkadaşlar. Yani bir soğuma olabilir. Bu geri çekilmelerde ise şöyle 4 saatlik grafiğe baktığımızda 10.82 rakamı gözümüze çarpıyor. Burası EMA 21 seviyesidir. Bakın mesela Kasım ayının 18'inde, yani 18 Kasım'da da tam buradan tekrardan dönmüştü. O zaman da 10.44'leri görmüştü. Güzel bir alım fırsatı vermişti. Şimdi tekrardan bir, eğer motor suyunda bir soğuma, RSI'de bir soğuma gerçekleşirse 10.80 ve 10.82 rakamı güzel bir alım seviyesidir. Yine aynı şekilde eğer bu geri çekilme biraz daha devam ederse, hani böyle bir olumlu bir haber, bir haber akışı, bir gelişme olursa hani 10.40'lara kadar bu geri çekilme gerçekleşebilir. Yani illaki geri çekilecek demiyorum. Bakın eğer geri çekilirse 10.80 ve 10.40, bu rakamları not edin. Hani bunlar alım fırsatıdır. Yani ne zaman ki Merkez Bankası ya biz değiştirdik artık olayı farklı bir boyuta taşıyoruz, tekrardan biz faiz artışına gidiyoruz demedikçe bu kur yükselmeye devam edecek. Ama böyle teknik satışlarda 10.80 ve 10.40 bandını takip edin, güzel alım fırsatı sunacaktır. Ha, bu seviyede ise, yani bu 11.30 seviyesinde bir parça kar satışı veya birkaç parça kar satışı yapılıp eğer geri çekilme olmuyor da bu 11.30'un tekrar üzerine çıkıyorsa, o kar satışı yaptığınız miktar kadar işte 11.30'da sattıysanız 11.35'te veya 11.40'ta geri alacaksınız. Hani şunu düşünmeyeceksiniz. Yani oradaki ya ben 11.30'dan sattım, 11.40'tan şimdi alamam. Hani bunu düşünmeyeceksiniz. Çünkü o hani basar gider 13'e, hiç ardına bile bakmaz ki şurada olduğu gibi. Hani bu biraz daha düşük bir ihtimal. Yani buralardan mutlaka bir kar satışı gelecektir. İşte bu kar satışında özellikle o
4 saatlik grafikteki 10.80'e dikkat edin. Burası eğer tutunursa bu güzel bir alım fırsatıdır. Eğer bu desteği de aşağı yönlü kırılıyorsa o zaman 10.40 beklemekte fayda var. Ama orta ve uzun vadede muhtemelen şu 13 rakamını göreceğiz arkadaşlar. Eğer ülkede bir şeyler değişmezse bu rakam daha da aslında yani bu Fibo seviyesine baktığımızda hani 14.06'lar falan da gözüküyor. Çok da zaman almayacak belki. Yani Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi de bu görüş devam ettikçe hani bu 13'te olacak, 14'te olacak, 15'te olacak. Hani yükseldikçe aslında hani bir taraftan ben böyle hep 6.90'lardayken işte alın diyordum, 8.30'lardayken alın, işte dolardaki her düşüş alım fırsattır diyorduk. Ama şimdi bu rakamları gördüğümde inanın ben de analizim hani başarılı olduğu için sevinmiyorum. Çünkü burada hani kazandığımız da bir şey yok aslında. Tamamen kendimizi enflasyona karşı korumuş oluyoruz. Ha, almayan ne yapıyor? Almayan 2x zarar etmiş oluyor. Yani hem enflasyona karşı eziliyor hem de Türk lirası, elindeki Türk lirası da devamlı olarak erimiş oluyor. Hani bu yüzden geri çekilmelerde 10.80 rakamını dikkate alalım. Bu hafta minik bir geri çekilme yaşanabilir arkadaşlar. Onu da unutmayalım. Geldik borsaya arkadaşlar. Borsada tamamen dolar TL'deki bu rally moduna ayak uydurmuş durumda. Sebebi de şu. Zaten önceki videolarda da söylemiştim. Hani diyorduk ya, doların artmasından çok fazla korkmayın. Yani borsacı olarak korkmayın. Nasıl ki bir şimdi dolar TL arttıkça 50 liralık zeytinyağı 60 liraya çıkıyor. İşte dolar tekrar artıyor 60'tan 65, onu güncelliyorlar ya. İşte bu borsada kendini bir şekilde güncelliyor enflasyonist ortama karşı. Yani burada şimdi ayçiçeği yağı satan bir firma var borsada diyelim ki. O da ne yapıyor? Fiyatın üzerine koyuyor. Adam ezilmiyor ki enflasyona. İşte o şirket sahibi o fiyatı üzerine koyduğu zaman borsa da koymuş oluyor. O şirket de koymuş oluyor. Yani bu yüzden hani böyle dolar çıkarken eğer borsa göçseydi zaten şurada göçerdi. Bakın dolar şuralarda hani 3 liraydı, 3.50 idi. Dolar 8 liralara geldi. Ne oldu? Borsa da çıktı. Aynı şekilde yani dolar TL yükseldikçe borsa da bu şekilde yükselmeye devam edecek. Tabi ara düzeltmeler olacak. Mesela 1750 hatta 1760 seviyesi şurada bir Fibo değeridir. Bu seviyeye dikkat etmek lazım. Eğer 1757'nin üzerindeyse bu 200 bin bandına doğru bir yükseliş meydana gelebilir. Ama buralarda da artık hani 88'lere gelmiş bu RSI göstergemiz ve negatif uyumsuzluklar başlamış. Buralardan bir geri çekilme olabilir. Şurada da bir gap boşluğumuz var. Bayağı büyük bir gap boşluğu bu. Hani Garanti Bankası'nın o BBVA'nın alım haberininle birlikte büyük bir coşma gelmişti. Bankalar tavan açmıştı. O günü yani geçen hafta pazartesi günü. Bu gap boşluğu da doldurmak isteyebilir teknik olarak. Hani dolar TL'de de bir geri çekilme olacaktır muhtemelen önümüzdeki hafta. Tabii minik bir geri çekilme. Yani buralar böyle mal almak için değil de biraz daha böyle satış için güzel yerlerdir. Tekrardan 1570 hatta 1550'lere doğru gelirse bu borsa burası güzel alım fırsatı olacaktır artık. Yani bu dolar TL'deki bu sert yükseliş nedeniyle artık bizim o gelme ihtimali %20 %30 olan bu 1200 bandı artık gitti arkadaşlar. Bu band gitti. Çünkü hani enflasyonist ortama ezdirmez borsa kendisini. Yani tekrardan hani 1550'ye gelebilir, hatta 1470'lere kadar bile geri çekilmeler olabilir ama artık o 1200 bandı gitti. Tabii tekrar alım fırsatı vermeyecek mi? Verecek. Muhakkak verecek. İşte o 1550'lere, 1570'lere geldiğinde bu alım fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Hatta ilk etapta 1640'larda o bu gap boşluğu dolup tekrar yoluna devam da edebilir. Yani bu 1640, 1570 ve 1550 sıralı desteklerdir ve geri çekilmesini beklediğim seviyelerdir buralar. Buralara bir geri çekilme olursa tekrardan BIST 30 dışına çıkmama kaydıyla, bakın BIST 30 dışına çıkmama kaydıyla yani güçlü ve büyük şirketler dışına çıkmama kaydıyla alım yönlü pozisyonlar açılabilir diye düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı isterim. Abone olduktan sonra bildirimlerinizi açarsanız videolardan daha kısa sürede haberdar olursunuz.
Önümüzdeki hafta daha sık video çekmeye çalışacağım. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.